Bükülebilir ve stilize bir dünya haritası oluşturalım. Önce biraz çalışma alanımızı genişletelim. Çalışma alanı genişledikten sonra nereden bir dünya haritası bulacağımızı düşünelim. İnternetten bulabiliriz. İnternet Dipsiskuyu, oradan bir sürü vektör veya resim, imaj tabanlı haritalar bulabiliriz. Ama bunlar istediğimiz gibi olmayabilir. İstediğimiz basitlikte, istediğimiz stilde olmayabilir. Bu iş için aslında çok uzaklara bakmaya gerek yok. Sisteminizdeki Weblinks fontunda istediğiniz kadar güzel ve uygun bir dünya haritası var. Peki bu fontun bu karakterini biz nasıl bulacağız? Bunun için Windows'un standart karakter map yazılımını kullanabilirsiniz yahut benim gibi şu web adresinden de indirebileceğiniz bu gelişmiş bir karakter map yazılımını da kullanabilirsiniz. Buradan sembol karakterlerini seçtim. Buradan da Weblinks'i seçiyorum. Bu yazılımın normal standart karakter map'ten en büyük farkı genişleyebilir olması. Ve istediğim herhangi bir karakteri, ki benim istediğim karakter şurada, büyütebilmesi. Bu karakteri alıp Max'e aktaracağız ve bunun üzerinden gayet güzel bükülebilir bir dünya haritası yapacağız ki bunu yaparken de Boolean işlemini yakından tanıyacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu karakteri Max'e tam olarak aktarabilmek için copy paste yapabiliriz bu karakteri. Veya Alt+0251'e tuşlayabiliriz karakteri yazarken. Ben kopyala yapıştır metodunu seçiyorum. Ki bu işlem standart karakter map'te de aynıdır. Karakterin üzerine çift tıkladığınızda kopyalama bölümüne atar. Şu an bu karakter hafızada. Daha doğrusu bu keystroke hafızada. Max'e döndük. Create shape'in altından teksti seçtik ve yazımızı herhangi bir yerde, daha doğrusu top view'da herhangi bir konumda oluşturduk. Alanımızı biraz şundan genişletelim. Seçtik buradaki yazımızı. Sağ tuşla tıkladık ve paste'i seçtik. Buradan bambaşka bir karakter geldi. Niye? Çünkü şu anki aktif yazı tipim Weblinks değil. Listenin aşağısına iniyoruz. Ve Weblinks'i seçiyoruz. Weblinks'i seçtiğimiz gibi az önce kopyaladığımız karakterin aslında doğru olduğunu Weblinks yazı tipiyle görebiliyoruz. Biraz yaklaştığımızda evet çok detaylı değil ama stilize ve modellemeye gayet yatkın bir dünya haritamız oldu. Tek bir farkı var. Buradaki ucu buraya taşımamız lazım. Bunu yapmak için de nesneyi, ki artık şu an bu andan itibaren text haline ihtiyacım kalmadığı için editable spline'ı çevirerek düzeltiyoruz. Nesnemizi editable spline'a çevirdik ve düzenlemeye başlayalım. Spline alt nesne moduna geçtik. Snap'i açtık. Sağ tıkladık. Buradan Endpoint'i seçtik. Kapadık. Move aracı ile, ki sağ tuşla tıkladığımızda Endpoint yahut Vertex ne yapıyordu? Nesnenin noktalarına, ki Endpoint spline'lar ile çok daha uyumlu çalışmakta. Endpoint Snap seçeneği ellerle daha uyumlu. Aktif durumda şu an. Move aracındayım. Biraz daha yaklaşabilirim istersem. Buradaki eğriyi sol üstteki noktasından seçtik ve buraya taşıdık. Fark ettiğiniz gibi tam oturdu buraya. Aradaki segmentları seçiyoruz. Segment alt nesne modundayken delete ile siliyoruz. Tabii önemli bir işlem daha var. Buradaki noktalarımız açık kaldı. Bunu nasıl anlıyoruz? Buradaki noktaları seçtiğimizde karesel seçim yardımıyla iki nokta olduğunu görüyoruz. Bu ikisini de seçiyoruz. Üsttekileri seçtik. Kontrol tuşuyla alttakileri seçtik. Weld komutu ile birleştirdik. Artık baktığımızda gerçekten bir tane nokta olduğunu görüyoruz. Noktalarımızı birleştirdik. Alt nesne modundan çıkalım. Nesnemizi görüntüyü ortalayalım. Nesnemizi sahneye de ortalayalım ve pivotunu düzeltelim. Şu an gayet abuk bir yerde, alt hizasında pivot. Bunun için öncelikle hiyerarşiyi Affect Pivot Only ve Center Object'i tıkladım. Ne yaptık? Pivot'u nesnenin merkezine taşıdık. Affect Pivot Only'yi kapadık. Alttaki transform alanına baktığımızda nesnenin konumunda tam merkezde olmadığını görüyoruz. Bu değerleri sıfır girerek, ki Z ekseninde zaten sıfırdı. Tab tuşuyla alanlar arasında gezebiliyoruz. Enter'la nümerik klavyeden sayıları, rakamları girip Enter'la onaylıyoruz. Ve sahnemizin ortasına taşıdık. Şimdi bu nesneyi bir bükmeyi deneyelim bakalım. Nasıl bir şekle girecek. Önce bu nesnenin bir mesh haline gelmesi lazım. Bunun için
Extrude kullanabiliriz mesela. Modifi paneline geldik. Modifi listesinden EX'e basarak Extrude'u seçtik. Nesneyi atadık. Evet, nesnem gerçekten kapalı bir yüzey haline geldi. Rengini değiştirerek bunu daha rahat görebiliriz. Evet. Şimdi bunu bir bend ile bükmeye çalışalım bakalım. Nasıl bir şekle girecek. Yine modifi listesinden B'ye bastım. Bend geldi. Şu an bükülmüyor. Niye? Çünkü yanlış eksende büküyoruz. Angle değerini arttırdık. Bir etki etmedi. Angle değerini arttırdık. Yine doğru eksende en azından etki etti ama doğru eksende etki etmedi. Evet. X'e tıkladığımızda ise doğru eksende etki ediyor. Ama gördüğünüz gibi yüzeylerimiz maalesef istemediğimiz şekilde büküldü. Bunun sebebini hemen algılamaya çalışalım. Edit Face'e geldiğimizde biz nesnenin sadece kenarlarını beyaz görüyoruz. Ama bu nesnenin görünmeyen kenarları mevcut. Bunları nasıl göreceğiz? Sağ tıkladık. Nesne seçilirken Object Properties. Edges Only'i seçeneğini kaldırıyoruz. İşlemi onayladık. Ve gördüğünüz üzere az önceki hatalı bölgeden aslında nesnenin üçgensel yapısından kaynaklandığını, sığ üçgensel yapısından kaynaklandığını görüyoruz. Bir sonraki adımda bunun nasıl üstesinden geleceğimizi göreceğiz.